ve kültür sanattan herkese iyi akşamlar. Türkiye'den ve dünyadan derlediğimiz haberlerle karşınızdayız. Ankara ile başlıyoruz. Başkent Üniversitesi'nde Kültür ve Sanat Haftası başladı. Etkinlik kapsamında geçtiğimiz günlerde Başkent Üniversitesi münazara topluluğu sahnedeydi. 15 Aralık'ta başlayan etkinlikler ise 23 Aralık'a kadar devam edecek. 15 Aralık'ta başlayan Başkent Üniversitesi Kültür ve Sanat Haftası sanatsever öğrencileri bir araya getirdi. Bir hafta boyunca birbirinden eğlenceli programların yer alacağı 8. Kültür ve Sanat Haftası kapsamında dün Ulusal Çaylaklar Münazara Turnuvası başkentli öğrenciler ve akademisyenlerle buluştu. Bugün okulumuzda ülke çapında birçok üniversitenin katıldığı çok yüksek katılımlı güzel bir etkinlik düzenliyoruz. Bu etkinlikte okulumuz sayesinde, okulumuz bünyesinde topladığımız diğer üniversiteden arkadaşlarımız münazara turnuvası dahilinde münazara yapmak için, kendi fikirlerini savunmak, kendilerini anlatmak için bugün okulumuza geldiler. İnşallah şu an çok güzel bir turnuva, çok güzel bir organizasyon devam ediyor burada. İnşallah bir o kadar mutlu bir şekilde misafirlerimizi buradan gönderebileceğiz, buradan ağırlayabileceğiz. 500'e yakın öğrencinin yarıştığı turnuvanın bir sonraki ayağı ise ODTÜ'de gerçekleşecek. 23 Aralık'a kadar devam edecek Sanat Haftası kapsamında Modern Sabahlar radyocuları ve Rutka Eziz gibi birçok isim sanatseverlerle buluşacak. Çin'de 18. yüzyıldaki Çaylon Hanedanlığı döneminden kalma bir mühür açık arttırmada rekor fiyata satıldı. Tarihi mühür 22 milyon Amerikan dolarına, yani yaklaşık 77 milyon liraya alıcı buldu. Milyonlarca dolarlık mühür böyle görüntülendi. Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre müzayede evinde yapılan açık artırmada, Çin'de 18. yüzyıldaki Qianlong hanedanlığı döneminden kalma bir mühür rekor fiyatı alıcı buldu. 850 bin dolar değer biçilen imparatorluk mührü 22 milyon Amerikan dolarına, yani yaklaşık 77 milyon liraya satıldı. Kırmızı ve beyaz sabun taşından yapılan ve avuç içi büyüklüğünde olan mührü adının açıklanmasını istemeyen Çinli bir koleksiyoncu aldı. Müzayede çevreleri ise mührü Çin hükümetinin desteklediği bir kişinin aldığını, amacın tarihte önemli bir yeri olan bu objenin ülkeye geri getirilmesi olduğunu iddia etti. Yeni yıl kutlamaları dünyanın birçok yerinde renkli görüntüler oluşturmaya başladı. O yerlerden biri de Filipinler. Ülkede birbirinden güzel görüntülerin oluştuğu bir ışık festivali düzenlendi. İşte o festivalde kaydedilen görüntüler geliyor ekranlarınıza. Görüntüler Filipinlerin başkenti Manila'dan. Kente düzenlenen ışık festivalinden rengarenk görüntüler kameralara yansıdı. Yaklaşan yılbaşı öncesinde düzenlenen festivalde binalar ve sokaklar milyonlarca ışık kullanılarak aydınlatıldı, izleyenler görsel bir şölen yaşadı. Manilalılar yılbaşı ve sonrasındaki tatil sezonu boyunca her akşam bu şöleni tanıklık edecek. Denizlerde bulunan plastik atık tehlikesi gün geçtikçe daha da artıyor. Son değerlendirmelere göre denizlerde yüzen 5 trilyon plastik atığın ağırlığı çeyrek milyon tona ulaştı. 600 canlı türünün ise plastik atıklar nedeniyle yaşam savaşı verdiği duyuruldu. Bilim insanları ayrıca 2050 yılına kadar denizlerde balıklardan çok plastik olmasının beklendiğini de açıkladı. Pasifik Okyanusu'ndan veri toplayan bir grup araştırmacının önderliğinde kurulan Pacific Change isimli uluslararası organizasyon, denizlerin karşılaştığı büyük tehdide dikkat çekti. Kuruluş, her sene 8 milyon ton plastik atığın denizlere ve okyanuslara döküldüğünü açıkladı. Plastik maddeler denizlerde en çok balıkları tehdit ediyor. Deniz canlılarının yiyebileceği ya da vücutlarına dolanabilecek plastik atıklar hayvanların ölümüne neden oluyor. Gelecek 10 yılda okyanuslardaki atık oranının ikiye katlanacağı düşünülüyor. Bilim insanları denizlerde yüzmekte olan 5 trilyon plastik atığın ağırlığının çeyrek milyon ton ağırlığında olduğunun altını çiziyor. 600'den fazla canlı türü plastik atıklar nedeniyle zorlu bir yaşam savaşı veriyor ve dünya üzerindeki deniz kuşlarının neredeyse tümünün midesinde plastik bulunuyor. 2050 yılına kadar denizlerde balıklardan çok plastik olması bekleniyor.
ve etkinliklerle devam ediyoruz. Başkentlileri bu hafta da birbirinden farklı konserler bekliyor. İşte bu hafta Ankara'da sahne alacak isimler. Kumsalların deliliği aşk yeniden bir masal gibi gülümserken. Başkent Ankara'da kış sezonunun başlamasıyla hareketlenen sahneler yine birbirinden değerli isimleri ağırlamaya hazırlanıyor. Yıllardan sonra, yollardan sonra, yeniden 22 Aralık Perşembe günü 1997 yılında Derya Köroğlu, Zerrin Yaşar ve Selim Atakan'ın Ankara'da kurduğu yeni türkü, İF Performans'ta şarkılarını sevenleriyle birlikte söyleyecek. Çıkan 22 Aralık Perşembe gecesi bir başka konser ise Jolly Joker Ankara'da gerçekleşecek. Kariyerine part-time düğün şarkıcılığı yaparak başlayan ve dünyada birçok ülkede geniş bir hayran kitlesi bulunan Suriyeli sanatçı Omar Süleyman bu kez şarkılarını Ankara'da söyleyecek. Konser saat 22'de başlayacak. Hafta sonunu konser dinleyerek geçirmek isteyenlerse Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Nazan Önceli 24 Aralık Cumartesi akşamı Jolly Joker'de izleyebilecek. Ünlü sanatçının konseri saat 22'de başlayacak. Yiyip içip 100 kilo olacak meğer. Kanal B Kültür Sanat'ın sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.